Merhaba, podcastimizin ikinci haftasına hoş geldiniz. Ben Celil Sadık. Ben Kemal Akçay. Kemal, sana benim bir sorum var. Benim en sevdiğim sanatçı biliyorsun Caravaggio. Yani bayağı hayranıyım ressam olarak. Ve 38 yaşında ölmüş. Çok da uzun bir hayat olduğunu düşünmüyorum. Hızlı yaşamış biraz. Ve ben bu adamın filmini çekmek istesem mesela ya da bir biyografi filme. Yok çünkü. Yani çok eski 90'lı yıllarda yapılmış bir film var ama çok yetersiz buluyorum. Nasıl yapılır bir biyografi filmi? Öncelikle şunu sorayım. Yani Caravaggio'nun nesini seviyorsun? Çok böyle bir iki tane temel şeyini söyleyebilir misin? Şöyle söyleyeyim. Caravaggio döneminin çok çok dışında bir ressam. Bir kere dönemin resim anlayışını tamamen değiştiren, kilisenin karşı reform dediğimiz bir hareket içindeyken, yani bu Martin Luther'in reform hareketi var ya, işte dini tasvirlerin yasağı. Bunun karşılığı olarak dini resimleri yüceltmek adına ve hani böyle çok ışıklı, meleklerin göklerde süzüldüğü, şaşalı bir resmin tam zıttı olan çok karanlık, çok hayatın içinden, çok gerçekçi resimler yapan ve kutsal kişileri, doğaüstü figürleri halktan insanlar gibi. Çok sert bir örnek vereyim hemen, çok uzatmadan lafı. Mesela Bakire Meryem gibi kutsal bir figürü Roma'nın en meşhur fahişesinden model alacak kadar cesur ve karanlık bir tip. Ve bu aynı zamanda kilisenin katı kurallarına ve sanatın nasıl yapılması gerektiğini söyleyen din adamlarına da bir başkaldırı, bir isyan. Çok cesur bir ressam her anlamda. Yani hayatında ne kadar psikopat olsa da çok şey değiştirmiş ve bence çok güzel bir filmi hak eden bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Aslında Caravaggio birçok sinemacıyı da etkilemiş bir ressam. Özellikle renkli sinemaya geçtikten sonra o gölge ışık oyunlarını birçok görüntü yönetmeni, yönetmen kendi filmlerine aktarmış. Özellikle fotoğraf ve sinema sanatında Rembrandt aydınlatması diye bir aydınlatma vardır. Tek ışık kaynaklı yüzün bir kısmı aydınlık, diğer kalan kısmı sadece gözler aydınlık olacak şekilde gölge ışık oyunlarıyla aydınlatılması genelde kasvetli bir aydınlatma şekli kullanılır. Bu da özellikle renkli sinemaya geçtikten sonra birçok sinemacıyı ve sanatçıyı etkiler. Şimdi bu noktada parantezi kapatıyorum. İleride bununla ilgili konuşuruz. İlginç bir detay var. Şimdi resimlere baktığımız zaman, tablolara baktığımız zaman tabii ki hepsi renkli. Sadece eskizler siyah beyaz. Doğru mu? Yani hiç Doğru, evet. Rönesans'ta siyah beyaz resim yapılmamış. Siyah beyaz estetik aslında fotoğraf sanatıyla birlikte ortaya çıkmış bir şey. Ve sinemanın ilk döneminde de 1930'ların sonuna kadar her ne kadar böyle amatör renklendirme çalışmaları yapılsa da siyah beyaz olarak devam ediyor sinema. Ve genelde sahneler çok aydınlatılıyor. Daha çok ışık kompozisyonla etkinliğinden çok sahnenin daha rahat anlaşılabilmesi için aydınlatma üzerine gidiyor. Veya dışa vurumculuk, Alman dışa vurumculukla birlikte çok keskin gölge ışık oyunları yapılıyor. Ama bu bizim Caravaggio'nun veya sonrasında Rembrandt'ların, Kuzey Barok sanatının yaptığı gibi değil, daha keskin bir sanat anlayışı var. Fakat renkli sinema ile birlikte yönetmenlerin referans alacağı sanatçılara ihtiyaç duyuyorlar. Bu anlamda özellikle Caravaggio birçok yönetmen ve görüntü yönetmeni için en önemli esin kaynaklarından bir tanesi. Şimdi böyle bir şey var. Bunu bir şeyi koyalım. Ya sinemacıların etkiliyor. Sen yine kişiliğiyle ilgili, daha doğrusu kişiliğiyle ilgili değil, yaptıkları şeylerle ilgili bize birkaç tane hikaye anlattın ve muhtemelen anlatmaya devam edeceksin. Ama kritik nokta şu. Şimdi belgesel yapmakla kurmaca film yapmak arasında bir çizgi var. Bu çizgiyi de ayıran şey aslında o duygusal yapı. Filmin içerisinde barındıracağı o duygu. Mesela ilk hafta gladyatörden bahsettik. Gladyatör aslında her ne kadar işte Roma'da geçse, gladyatörlerle alakalı olsa da özünde bir intikam hikayesi. Caravaggio'ya baktığın zaman hayatına böyle bir temel nasıl bir duygu çıkartabilirsin? Şöyle aslında. Pardon, yine bölüyorum ama Caravaggio'nun hayatından biraz bahsedebilirsin istersen. Şöyle çok kısaca özetleyeyim o zaman. Çünkü çenem açılırsa Caravaggio konusunda
Biliyorsun bayağı konuşurum. Şimdi kendisi İtalya'da doğuyor ve 5 yaşındayken ailesinin çok büyük bir kısmını kara vebadan kaybediyor. Zaten aslında şöyle hocam, bunu bir dram filmi olarak düşünebiliriz. Yani hani şey var, 5 yaşında ailesinin çok büyük bir kısmını kaybettikten sonra 4 kardeşi var ve 19 yaşına kadar annesinin yanında bunlar büyüyor. Ama o dönemlerde ne yaptığını tam olarak bilmiyoruz. Sadece bir şey dışında, bir tane polisi bıçaklamış. Ve daha sonra annesi de ölünce ailesi zaten zengin bir ailenin yanında böyle onların böyle bir toprak ailesi olur. Onların böyle bir çiftçi, küçük işlerini halleden bir aile olur. Onlardan kendileri. Kendi toprakları da var. Bunları satıyorlar. Sonra kayıp Caravaggio. 4 yıl falan hiç ortalıkta yok. Sonra Roma'da Pantheon'da karşımıza çıkıyor. Ve karşımıza çıktıktan sonra suç hayatına devam ediyor. Bir suçlu aslında Caravaggio. Daha sonra Roma'nın en belalı çetesinin lideri olacak. Next Pan Ekmetu, Ümitsiz ve Korkusuzlar. İpekten tüylü şapkalar takacaklar, pelerinler giyecekler, kılıç taşınması yerlerde kılıç taşıyacaklar, biseksüel. Her şeye isyanı var gibi Caravaggio'nun. Ve erkek fahişelik yapıyor, erkek fahişelerle zaman geçiriyor. Çok fazla ressama zarar veriyor, aşçı bıçaklıyor, garson bıçaklıyor. İkisi de enginar yüzünden bu arada. Enginarla bir problemi var. Ve şöyle söyleyeyim, aslında kilise onu sahiplenmeye çalışıp yeteneğinden dolayı, bu arada olağanüstü bir yetenek. Yani hiç eskiz yapmadan resimler yapıyor, tüm çağı etkiliyor, figürler tuvalden fırlayacakmış gibi gerçekçi. Aynı zamanda dediğim gibi bu kutsal kişilerin halktan bireyler gibi gösterilmesi. Mesela mağarada yaşayan havarilerse bunlar Rönesans'ta gördüğümüz tipik böyle antik Yunan filozofu tipinde bir havari değil. Bunlar böyle hayatın içinden o Caravaggio'nun tanıdığı Roma'nın arka sokaklarında yaşayan şarapçılar, dilenciler, suçlular, haydutlar ve dolandırıcılar oluyor. Ve bunları aslında kilisenin hayattan soyutladığı, görmezden geldiği fakir insanları alıp model olarak yine kilisenin duvarlarına asıyor. Aslında ben bir noktada onu bir halk kahramanı olarak da görüyorum. Çünkü insanlar Roma'da ondan çok korksa da sonraki yıllarda ondan bir kahraman gibi de söz edilmiş. Ancak bu kahraman çok karanlık bir kahraman. Bu alkol sorunu olan, belki de başka çeşitli şeylerle de bağımlılığı vardı. Ki kesinlikle bir seks bağımlılığı söz konusu. Şiddet bağımlılığı söz konusu. Aşırı agresif. Aslında biz burada, yani şöyle, sinemada biz bugün Scarface, geçen hafta da böyle ona örnek vermiştim. Hani böyle 2 haftada şey oluyor, aynı şeyi konuşuyoruz ama mesela Scarface'in dramı ne? Bir suçlunun zirveye görüp daha sonra aslında bunun kötü sonlanması. Caravaggio'da benzer bir şey görüyorum ama Caravaggio'da bu eserleri yapmasının ardındaki duyguyu biz tam olarak bilmiyoruz. Dolandırıcı olduğu için, yani dindar insanları dolandıran da bir insan olduğu için ve cinayetleri de var bu arada. Hatta bu yüzden papalık başına bir ödül koyuyor. Uzun süre Roma'dan sürgün ediliyor. Napoli'de saklanıyor, kaçıyor. Malta'ya gidiyor. Tapınak şövalyeleri onu bir resim karşılığında tapınak şövalyesi ilan ediyorlar. Ama tapınak şövalyeliğine girdiğiniz zaman artık papa bile size dokunamayacakken, böyle bir mertebeye erişmişken bir anda 2 tapınak şövalyesini dövüp darp edip bıçaklıyorsunuz ve hapishaneye atılıyorsunuz. Bu sefer Malta adasında kaçması imkansız bir hapishaneden kaçmayı başarıp Napoli'de saldırıya uğruyorsunuz ve affedilmek üzereyken bir tarihi değiştiren bir otoportre, yani David ve Goliath otoportresini yapıp Roma'ya doğru yola çıkmışken kayıplara karışıyorsunuz. Esrarengiz bir şekilde ölüyorsunuz. Ve son eserinin peşinden koşarken gemiyi kaçırıyor. Sadece o kısmı biraz detaylı anlatayım. Yani son bir eseri var. Bu eserle Kardinal Scipione Borgese onu affetmek istiyor. O eseri Borgese'ye, Roma'ya götürecek. İşte bir ara limanda duruluyor. Bu inmiş gemiden büyük ihtimal orada kavga falan çıkarttı. Ya da birileri onu bir günlüğüne bir sebepten dolayı bir gece nezarete atmışlar. Ertesi sabah gemi yola çıkmış Roma'ya doğru. Bu da demiş ki ben bir sonraki limana koşayım. Yani koşarken hani ne düşündüğü ya da hani bu planı hakkında ne düşündü bilmiyorum ama bir sonraki limana koşması dışında da başka bir seçeneği yoktu muhtemelen. Ve son eserinin özgürlüğünün peşinden koşarken kimsenin adını bilmediği bir köyde öldü.
Ve sıtmanın yaygın olduğu bir bölge olarak biliniyor o dönemde. Sıtmadan öldüğü ya da birileri tarafından öldürüldüğü, zehirlendiği, nezarete bilerek atıldığı, bir suikast olduğu düşünülüyor. Çünkü çok fazla düşmanı var. Düşmanlarını say say bitmez. Roma'nın Caravaggio çetesi dışındaki en belalı çetesi, Tomassino kardeşlerin abilerini öldürüp küçük kardeşlerini ağır yaraladı. Papalık adamları peşinde, tapınak şövalyeleri peşinde, Napoli'nin çeteleri peşinde. Yani Caravaggio'nun öldürülmüş olma ihtimali de çok ciddi bir oranda yüksek. Ve bunların tam olarak nedenini bilmememiz aslında hani bence senaryoyu da çok destekleyecek bir şey. Yani senariste çok güzel bir özgürlük sağlayacak, karakteri çok bozmadan diye düşünüyorum. Şimdi çok güzel anlattın Celil, ama fark ettiysen hani bunu filme çeksek muhtemelen film değil, çok uzun soluklu bir dizi olur. Evet, hikayeler kesinlikle çok ilgi çekici. Karakter çok çok ilgi çekici. Ben senin seminerine de katılmıştım. Soluksuz dinledim seni. Teşekkür ederim. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bir filmin film olabilmesi için 3 temel öğeye ihtiyaç var. Bunlardan bir tanesi karakter. Filmde bir karakter olmalı ki, bir dakika. Filmde bir karakter olmalı ki biz onunla özdeşleşelim ve onun gözünden hikayeyi izleyelim. O acı çektiğinde biz de acı çekelim. O atıyorum herhangi bir duygu içerisine girdiğinde biz de o duyguya girelim. Şimdi buradaki karakterimiz çok net. Caravaggio. Evet. Belki şöyle bir alternatif de yapılabilir. Mesela Amadeus filmini bilirsin belki. Mozart'ın hayat hikayesini anlatır ama orada aslında Salieri'nin gözünden anlatır. Hayat hikayesini demesem de hani Mozart'ın hayatının bir kesimini anlatır, Salieri'nin gözünden anlatır. Ve onları Salieri'nin bakış açısından, ona imrenmesinden, onun arkasından yaptığı entrikaları ve oyunları anlatır. Anladığım kadarıyla Caravaggio'nun hayatında böyle keskin bir insan yok. Bir tane şeyi sayabiliriz. Mario Minniti diye eski sevgilisi olan bir erkek fahişe var. Daha sonraki yıl mesela Malta'da kendisini hapishaneden kaçıran yine Mario. Yani belki o biraz işin içine katılabilir ama bir yandan da sevdiği bir kadın var, Lena var. Yani ama çok ciddi böyle hayatının her evresinde yanında olan, evet dediğin gibi bir şey yok. Mesela dediğinde, Amadeus dediğinde benim de aklıma şey geldi. Tam filmin adını hatırlamıyorum. Brad Pitt'in oynadığı Korkak Bilmem Kimin Jesse James Suikasti diye film vardı. Mesela orada da Jesse James'i onu öldüren kişinin ağzından anlatma durumu vardı sanki, evet. Değil mi? Ya da başka. Evet, doğru. Çok güzel bir örnek. Evet. Yani hani evet böyle de olabilir. Belki dizi olabilir. Belki de ya şimdi şöyle biz biyografi filmlerinde ya, yine geçen şey, hafta pardon. Devam edeyim istiyorsan ondan sonra sen şey yaparsın. Tamam, okey. Karakterimiz Caravaggio. Çok kuvvetli bir karakter. Çok keskin özellikleri var. Ama bu karakterin 3 unsur var dedik ya. 1 karakter. 2 ulaşmaya çalıştığı bir nokta olması lazım. Bir arzusu olması gerekiyor. Hani yine geçen hafta gladyatörü yaptığımız için yani Maximus karakteri var ve hedefi karısının ve çocuğunun intikamını almak. Ve üçüncü bir unsur daha ihtiyacımız var. O da çatışma. Çatışmayı şu şekilde şey yapabiliriz. Hep verdiğim bir örnektir. Bir tane adam var Celil. Bir kadından çok hoşlanıyor. Adam çok yakışıklı, hoşlandığı kadın çok güzel. İkisi de çok zengin. İkisinin ailesi de bu ikilinin evlenmesini istiyor. Ortada hiçbir engel yok. Araba çarpıp kör olan herhangi bir insan yok. Eski sevgililer yok. Ve sonrasında çocuk gidiyor. Kıza evlilik teklif ediyor. Kız kabul ediyor. Ve ikisi evleniyor. Ve mutlu mesut yaşıyorlar. Bu filmi izler misin? Hayır. Çünkü evet bir karakter var. Karakterin amacı var, kızla evlenmek. Ama bir çatışma yok. İşte o araba çarpması lazım kıza. Zengin fakir olması lazım. Bir yanlış anlaşılma olması lazım. Ailelerin istememesi gerekiyor. Daha sonrasında biz, çünkü bu karakterin bu engelleri aşıp o amacına ulaşmasını bekleriz. Bence Caravaggio'da çatışma kesinlikle var. Bu arada çatışma da iki türlü. Bir dış çatışma, bir de iç çatışma. Evet. Şimdi mesela şundan bahsettin. Bir seks bağımlılığı var ve de çok ciddi bir şiddet problemi var. Ama hep bir karakter seks bağımlısıysa veya şiddete meyilliyse
Bunun altında bir şey yatıyor olması gerekiyor. İnsan durduk yere şiddet göstermez veya agresif birisi olmaz. Mesela bunun üzerine düşünülebilir. Hı hı. Karakterin iç çatışması bunun üzerinden kurulabilir. Şöyle aslında karakterin dediğin gibi hem iç çatışması var hem kiliseyle bir çatışması var. Ya bariz olarak aslında ilk tepkisi biraz fakirliğe. Günde 3 resim yaptığı bir dönemi var. Bir berberin yanında çalışıp bir yandan da 3 resim yaptığı bir dönemi var. Bu arada dolandırıcılık da yapıyor bayağı profesyonel. Ki resim eğitimi aldığı Petrozzano mesela resimlerine şey diye imza atıyor. Tiziano'nun öğrencisi diye imza atıyor. Ama tarih dönüp araştırıldığında Petrozzano'nun hiçbir zaman Tiziano'nun atölyesinde çalışmadığı anlaşıldı. Yani aslında Caravaggio'nun hocası da bir dolandırıcı. Ona resmi öğreten adam da bir dolandırıcı. Ve bu noktada aslında Caravaggio'nun hayatında belki de bir akıl hocası. Onu ailesi, yani ailesi yokken ailesi yerine koyabileceği bir figür belki de Petrozzano oldu. Ve ondan öğrendikleri aynı zamanda ailesizlik, aidiyet duygusu, bilmiyorum yani tam olarak ne bu saldırganlığını tetikliyor ama elbette vardır bir şeyler. Kendini savunma, güçlü durma. Çünkü kimsesiz bir çocuk olarak sokaklarda olduğunu biliyoruz. Ki birileri faydalanmaya çalışmış olabilir. Ki o dönemde çok yaygın genç çocuklara olan ilgi. Birileri kötü davranmıştır, birileri şiddet uygulamaya çalışmıştır. Aslında kendini savunma içgüdüsü de olabilir. Ve o dönemin Roma'sına da bakmak gerekiyor. Tarih kayıtlarında her zaman 1600'lü yılların Roma'sı, 1500'lerin Roma'sı. Yani 1500 sonları, 1580, 90, 1600, 1610. Tam bu evre Roma'da en yaşanılmayacak tarihler aslında. Aşırı bir... iki uç var. Birisi çok zenginlerin oluşturduğu Vatikan, din adamları, kardinaller. Diğeri de fakir halk ve o kadar suçlu var ki Roma'da birinin gözlerine ters baktığınız zaman boğazınız kesilebilir gibi kayıtlar var. Sadece bir bakış yüzünden. Ve Caravaggio'nun böyle bir şehri zapt etmesi, böyle bir şehirde kendinden söz ettirmesi zaten onun ne kadar baskın. Ben Caravaggio'nun aynı zamanda çok iyi bir konuşmacı olduğunu düşünüyorum mesela. İkna kabiliyeti olduğunu düşünüyorum. Manipüle edebildiğini düşünüyorum. Bu gerek din adamlarını, gerek çevresindeki bu şarapçıları, dilencileri, dolandırıcı ve hırsızları, katilleri bir şekilde etkisi altına almayı başarmış. Ve yeteneği, resim yeteneğini, yani öyle bir zekası var ki bunu hem sokaklarda hem de resim yeteneğini kullanarak resimleri sadece yetenekle değil, zekayla da ön plana çıkmış. Ya mesela bununla ilgili çok fazla örnek verebilirim. Ama şöyle çok küçük bir örnek vereyim. Bu bir kilise için çalışmaya başlıyor, bir kardinal için. Saraya alıyor kardinal onu, Del Monte saraya alıyor. Saraya aldığı zaman aslında Caravaggio'nun amacına ulaştığını düşünebiliriz. Ama Caravaggio saray hayatında o statü olarak üst konumdaki insanlarla birlikte yapamıyor. Onlarla anlaşamıyor. Sokakları özlediğini görüyorsunuz Caravaggio'nun. Ve saraydan çıkıp, Del Monte'nin villasından çıkıp eski batakhanelerde takılmaya devam ediyor. Ama oraya gittiği zaman da diğer insanlara hava atmış mesela. Ve ilk mesela orada garsonu bıçaklama nedeni ne biliyor musun? Garsona enginar sipariş ediyor. Enginarı getiriyor garson. Diyor ki hani artık asil oldu ya, soylu artık villada yaşıyor. İşte bir saray ressamı oldu. Sonradan görme gibi yani. Sonradan görme gibi. İşte diyor ki bu zeytinyağında mı pişti, tereyağında mı pişti diyor. Garson da hani batakhane olduğu için orası, pis bir yer olduğu için o garson da çok kibar bir garson olarak düşünmeyin. Almış tabağı burnunu uzatmış, al koklasana diye. Garsonu delik deşik etmiş mesela sırf bu yüzden. Bıçaklamış garsonu. Aynı şekilde bir aşçının yüzüne kızgın yağ döküyor yine enginar yüzünden. Yani bir toplum tarafından kabul edilme duygusu da var. Aslında biraz... İç çatışması tam neye yönelik, ne istediğini bilmeyen biri. Ama kiliseyle bir savaş verdiği kesin. Yani din adamlarıyla çok ciddi bir savaş veriyor. Ve saraylardan dediğim gibi bir kilise için resim sipariş ediliyor. Aziz Matta'ya çağrı. Aziz Matta'ya çağrıyı yapacakken bir şapelin içine yapmak zorunda. Yani sadece kardinal görecek. Ancak kapı aralığından kilisenin içindeki insanlar görsün diye... Yüzyıllardır soldan sağa akan resim kompozisyonunu sağdan sola yapıyor ki figürlerin yüzünü kilisenin içinde oturan insanlar görsün diye. Böyle de hem zeki hem de aslında bunun işin içinde biraz da ego var. Yani
herkes görsün istiyor yeteneğini. İlginç bir karakter. Peki Celil, mesela ben tablolarına baktığım zaman Caravaggio'da evet bir ışık gölge oyunu var ve bu ister istemez tabloları çok depresif ve karanlık hale getiriyor. Hı hı. Peki bu depresif ve karanlık hale getirme durumu daha önceki sanatçılarda var mı? Yoksa bu Caravaggio ile birlikte mi başlıyor? Aslında şöyle, kilisenin hakimiyeti olan bir dönem olduğu için gerek Rönesans gerek Manierizm, hele Manierizm'de böyle bir şey görmek çok da mümkün değil ama yer yer mesela El Greco dediğimiz bir ressam var. İşte El Greco'nun resimlerinde Manierizm ışık bazlı ve coşkulu renk bazlı bir dönem olmasına rağmen sanatçı çok fazla yaşadığı bölgede savaş gördüğü için çok kasvetli gökyüzü yapar mesela. Hava sürekli kapalı gibidir ve sizi boğar. Mesela Dürer'in Kuzey Rönesansı'nda yaptığı eserleri ya da Bosch ve Bruegel'in yaptıkları şeytani imgeleri yine depresif sayabiliriz. Figürleri, birazcık da kompozisyonu bakımından. Ama Caravaggio kadar karanlığı, şiddeti bu kadar iyi yansıttığını daha önce hiç gelmemiş. Şimdi sinemacıların özellikle bu tarz sanatçılardan etkilenmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de yani şimdi o gölge ışık oyunlarını alması ve daha kasvetli bir karanlık bir atmosfer oluşturmak için. Bu da ister istemez işte tutunamayan anti kahramanlar veya karamsar karakterler, melankolik filmlerde hatta bazen korku filmlerinde kullanılıyor bu ışıklandırma. Şimdi karakter de bu tarz tablolar yaptığında aslında bir nevi kendi iç dünyasını da yansıttığını söyleyebilir miyiz? Evet, bence Caravaggio bir noktada iç dünyasını, sadece iç dünyasını yani duygusunu değil fikirlerini de yansıtıyor. Özellikle de fakir insanların kilise tarafından görülmeyişini çok yansıtmak istediğini düşünüyorum. Bir yandan. Bir yandan da dediğim gibi yani insanları, ya şunu da yapmış olabilir. Biz belki de şu an çok hani ben çok boş konuşuyorum belki de. Caravaggio'nun dediği şuydu. Ya bu çok etkileyici bir dil. Ben bundan parayı vururum. Bak bu kadar da basit düşünmüş olabilir. Çünkü her şey yapabilecek bir sanatçı. Sadece çok zeki ve bunun bir dolandırıcı olduğunu unuttuğumuz an aslında Caravaggio tarafından kandırıldığımızı düşünüyorum ben. Beni en çok etkileyen eseri David ve Goliath. David ve Goliath'ı hani şu anda açıp da bakabilirsiniz. Caravaggio'nun 1610 tarihli işte David Goliath ikonografisini anlatan saflığı, gençliği, temizliği sembolize eden bir David ve kötülüğü sembolize eden Goliath'ı görüyoruz. İşte kafasını kesmiş Goliath'ın. Ama şimdi şey var Kemal, mesela burada kılıcın üstüne yazmış, demiş ki alçak gönüllülük gururdan üstündür demiş. Şimdi ben bu tabloya ilk baktığım zaman ha bu arada hem David'in yüzü 19 yaşındaki Caravaggio hem de canavar elinde tuttuğu canavar kafasının yüzü de 38 yaşındaki Caravaggio'ya ait. Ya iki tane otoportre. Papa'ya diyor ki al içimdeki kötülüğün kafasını kestim sana sunuyorum ve bunu bir Tevrat anlatısı üzerinden yapıyor. Bak bu çok zekice bir şey. Kılıcın üzerine de Latince demiş ki alçak gönüllülük gururdan üstündür. Bu Caravaggio'nun hayat felsefesi değil. Kesinlikle değil. Hiç alçak gönüllü birisi değil, gururlu birisi değil. Ve bunu ben ilk baktığım zaman bu ne kadar büyüleyici, bu vicdan azabının resmi falan diye yazmışlığım oldu benim. Ama sonra Caravaggio'nun hayatını okudukça, değiştikçe bir fark ettim ki ben de dolandırılmışım. Yani Caravaggio böyle bir tip değil. Aslında yapmak istediği tek şey Papa'yı etkilemek. Papa'yı kandırıp, etkileyip Roma'ya bileti tekrar almak, affedilmek. Yani aslında çok şey nasıl diyeyim ne tip derler yani dolandırıcı böyle çok şey bir tip. Üçkağıtçı bir karakter aslında. Şimdi hazır bir sıfatından bahsederken istersen Caravaggio'nun kişilik özelliklerinin bir özetini yapalım. Yani ben aklımda kalanları söyleyeyim. Bir, dedim ki bir seksüel. Şimdi bu evet. Çok güzel bir şey çünkü direkt Netflix'e satılabilir. Bir tane de zenci karakter, bilmiyorum o zamanlar İtalya'da bulmak kolay mıydı? En kötü bir tane sevgilisini zenci yaparız. Oradan Netflix'e satmak da tabii, evet. Bir avantaj sağlarız. İki, şiddete çok meyilli olduğunu söyledin. Önüne geleni bıçakladığını. Öfke kontrolünün çok iyi olmadığını. Tabii, hiç iyi değil. Yeraltı dünyasında suç işlemekle ilgili herhangi bir şey yok. Ama bir yandan da
güçsüzün yanında yani fakirlere karşı da bir zaafı var. Yani onları savunan hikayeler var. Dinle o din ben orada direkt dinle problemi değil de sanki otoriteyle ilgili bir problemi varmış gibi. Yani dini otoriteyle. O dönem zaten kilise otorite diyebiliriz. Tabii tabii. Vatikan her şeyi yönetiyor. Ama ona karşı da böyle şey değil sanki. Çok erdemli bir savaş değil de ister istemez böyle hafif politika yaptığı, zaman zaman geriye çekilip hani biraz önce senin Goliath tablosunda David ve Goliath tablosunda dediğin gibi aslında biraz çıkar hani dediğin gibi üçkağıtçı çıkarlarını gözeten de bir karakter. Ya mesela şeyi çok ilginç. Hacıların resmini yapmış. İşte bir Meryem Ana heykeli önünde diz çöküp dua eden. Ya daha doğrusu direkt Meryem Ana önünde diz çöküp dua eden hacıları yapmış. Normalde bu hacılar tertemiz yapılır. Ve bunlar çok kutsal insanlar gibi resim sanatına yansır. Ama mesela bu hacılar nereye geliyor? Diyelim ki Anadolu'da bir dini bölgeye gelecekler. Roma'dan yürüyerek gelecekler. Burayı ziyaret edip dua edecekler değil mi? Ve bu insanlar fakir insanlar. Bu insanları hem yani mesela Roma'ya gelen hacıları dolandırırmış Caravaggio. Ya fakirleri de dolandırıyor. Ama bir yandan kilisenin kilise için yaptığı bir resme hacıların ayaklarını leş gibi yapıyor. Simsiyah, ayaklarının tabanlarını simsiyah yapıyor ve bunu gözümüze sokacak şekilde arkaları bize dönük ayak tabanları resmin en belirleyici yeri şeklinde oluyor. Ve aslında kiliseye bir noktada kilisenin kirli olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yani aslında fakir insanları korumak gibi bir derdi var mıydı? Çok sanmıyorum. Bazen böyle şeyleri düşününce çok sanmıyorum. Ama dini bir sorguladığını o dönemde ya da dinle ilgili bir problemi olduğunu, dediğin gibi dini otoriteyle bir problemi olduğu çok belli. Çünkü gidip de Roma'da en tanınan fahişeyi de ve Roma'nın en pahalı fahişesiymiş Lene o zaman, bunu gidip de Meryem Ana olarak resmetmek, o Meryem Ana'yı da derin göğüs dekolteli, kırmızı elbiseli yapıp üstüne bir de dalga geçer gibi hale koymak başına, yani gelin beni öldürün demek gibi bir şey. Ben bu cesareti çok takdir ediyorum. Bunu neden yapıyordu? Belki de sadece bu dini otorite yüzünden. Çünkü aslında biraz şey, ben böyleyim diyen bir tip Caravaggio bana göre. Yani ve onun karakterini yansıtamadığı bir dünya içine sıkışmış. Özgür olmak istiyor. Aslında biraz kibirli gibi de geliyor bana. Yani senin anlattıklarından. Aşırı bir özgüveni var. Ve bu özgüveni sanırım gücünden dolayı değil de yeteneğine çok güveniyor. Ve belki de onu ölüme getiren şey kendine olan aşırı özgüveni. Ya evet, bana da öyle geliyor. Biraz fazla özgüveni vardı ve bunu zaten resimlerinde görmek, saldırgan tavırlarında görmek çok mümkün. Ya mesela şey var, mazlumun yanında olmama durumuna çok kısa bir örnek vereyim mi? Tabii. Bir tane yaşlı kadın var, dul bir kadın, ev sahibi Caravaggio'nun. Caravaggio bir pisliğe karışıyor, belaya karışıyor. O yüzden de Mario'nun şehir dışındaki, Roma dışındaki köyüne gidiyor. Köyde kaldığı zaman içinde evine haciz geliyor. Bütün eşyaların el konuluyor. Evi kapatılıyor. O sırada geri dönüyor şehre ve bir bakıyor ki eşyalarını göremiyor. Dul kadını kendine hacize verdiğini anlayıp bu sefer gitmiş. Kadının evini taşlamış. Bir de eve zorla girip kadını darp etmeye çalışmış. Ya burada yaşlı ve dul bir kadından söz ediyoruz. Ya ciddi bir öfke kontrolü problemi var. Ya da çok acımasız, gerçekten çok öfkeli değil, acımasız sadece. Bunu da bilmiyoruz. Yani bunun, yani karakteri hakkında çok dengesizlikler var. Bir yerde çok iyi bir davranış sergileyip bir ne bileyim mazlumu korurken bir yandan yaşlı bir kadına saldırabiliyor. Değişik. Güzel gitgelleri olan bir karakter. Bence karakteri çok iyi özetledik ve yani senin anlattığın kadarıyla gerçekten zengin bir karakter. Biraz çatışmadan konuşabilir. Şimdi en temel çatışma aslında kötü adam. Süpermen karakter. Ne yapmak istiyor? Dünyayı kurtarmak istiyor. Peki neye karşı? Dünyayı ele geçirmeye çalışan insanlara karşı. O kötü adamlara karşı. Sence Caravaggio'nun hayatında kötü adam kim olabilir? Benim ilk aklıma gelen kilise. Yani ben böyle bir film kurgulayacak olsam ve bir temel bir çatışma bulmak, yani o hedefine ulaşmak için kiliseyi
yapabilirim. Yani kilisedeki bir papa mı denir, kardinal mi denir? Tabii ki o hikayenin Çatışmayı tarafı o. ateşlemek için bir unsur olabilir belki. Yani kilise burada bir araç olabilir. Bir kötü adam gibi ya da kötü bir şey gibi olamaz da. Kötü adam kim olabilir? Caravaggio'nun kendisi kötü adam olabilir mesela yine. Burada edebiyat yapmıyoruz yalnız. Daha somut Ama bir gerçekten edebiyat gibi değil bu. Ya örnekler. şimdi mesela şöyle, Ronaccio Tomassino, yani öldürdüğü Roma'nın en belalı çete liderini, Farnese ailesinin koruyucu ailesi, yani bir nevi bunları o dönemin mafyası diyebiliriz. Ama Caravaggio'nun hayatında kısacık bir yeri olan, teke tek kılıçlı ve ölümsüz düelloya çıktığı, daha sonra kılıcını yere düşürmeyi başarmış Ronaccio'nun ve Ronaccio Tomassino da şey, yani Roma'nın en iyi kılıç kullanan adamı diye kayıtlı olan bir adam. Bu adam kılıcını yere düşürmeye başarmış ve mücadeleyi kazanmışken ya Tomassino ona bir küfür mü etti, ne yaptı? Yani o anda bir şey oluyor ve boğazını kesiveriyor. Bir anda ve herkesin gözünün içinde, önünde. Yani bu tip bir kötü adamın erken ayrılması aramızdan, yani Tomassino erken ayrılmış olacak, bir kötü adam eksikliği yaratıyor. Ben şunu düşünüyorum. Caravaggio'nun çok ciddi yani kendi yaptığı hatalar yüzünden bir noktaya gelmesi. Aslında bak yine aynı örnek sürekli. Belki de hani bu örneğe taktığım için ama bir Scarface'te bir kötü adam görüyor muyuz? Var gibi duruyor. Bak bir tane var gibi duruyor. Filme çok sonradan dahil olan ve Montana'yı sadece öldüren bir figür var. Onun dışında Montana'yı kim öldürüyor? Yine Montana öldürüyor. Yani Tony'nin yaptıkları Tony'yi o noktaya getiriyor. Uyuşturucu bağımlılığı getiriyor vesaire. Caravaggio'nun temelde bir suçlu olduğunu hep hatırlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. İstersen Yaralı Yüzü değil Joker filmini örnek verelim. Çünkü Joker filminde kötü Yok, evet yine karakter şey de var. yok. Doğru. Ve Joker karakteri de aslında gitgelleri olan bir karakter o anlamda. Şöyle bir beyin fırtınası yapalım. Joker ile Caravaggio'yu eşleştirelim. Nasıl eşleştirebiliriz? Ya aslında eşleştiremiyoruz çünkü Joker ciddi akıl sağlığı bozuk bir Valla karakter. anlattığın kadarıyla Caravaggio'nun da ciddi anlamda akıl sağlığı şey. Ya Bu hani da sağlık diyorsun. kısmında değil. Joker daha vasıfsız. Arthur Fleck karakteri. Ama Caravaggio'nun güvendiği bir şey Ha bu var. arada genel çizgi romandaki Joker'den değil, direkt Arthur Fleck'ten bahsediyoruz, değil mi? Yani son Evet, izlediğimiz Joker Joker. filminden Tamam, bahsediyoruz. onun üstünden gidelim. Bir tanesi çok zekiyken bir tanesi hiç zeki değil. Bir kere en büyük farkları bu. Yani Caravaggio'nun ben çok zeki olduğunu düşünüyorum ama Arthur Fleck kardeşimiz için şey söyleyemeyeceğim. Yani var mı Arthur Fleck'in o şurada yaptığı hamle çok zekiceydi ya da burada Şimdi söylediği söz değil. normal Joker, çizgi romanlardaki Joker inanılmaz zeki bir karakter. Zeki, çok zeki. Evet. Belki Joker ikinci serisinde veya belki filmin sonu için yine Joker'in zeki olduğunu veya o psikopatlığından gelen, umursamazlığından gelen bir zekası olduğunu söyleyebiliriz. Burada farkı yaratan şey aslında ben Caravaggio'nun yeteneğinden gelen özgüven olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani ikisi arasında evet, bir şey var. Birisinin yaptığı bir şey var. Birisi de aslında hani sadece bir palyaço ve hani onu da aslında akıl sağlığı nedeniyle tam yerine getiremiyor. Yani tam olarak etkili bir şekilde mesleğini yapamıyor diyeyim. Ama mesela burada lafını bölüyorum ama hani Joker filminde şöyle bir şey konuşmuştuk. Neydi? Aslında Joker'in bir kimliği yoktu. Yani kimliği var o. Kimliğini nasıl elde edecekti? Babasını bulursa, çünkü babası olmaması aslında kimliği olmaması anlamına geliyor. O yüzden babasını arıyordu. Onun dışında ne vardı? Bir sevgilisi olmasını istiyordu. O yüzden kafasında komşusunu sevgilisi olarak düşünüyordu. O neydi? Sevgiydi. Aslında sevgiye ihtiyacı olduğu için öyle bir kadın karakter kafasında kuruyordu. Üçüncüsü de komedyen olmaya çalışıyordu. Bir işi, yani toplum tarafından takdir edilen bir işi sahip olmak. Şimdi burada işte Caravaggio ile karşılaştırabiliriz. Caravaggio'nun ailesi ile Caravaggio'nun ailesi ne zaman şey olmuştu? Yani annesi şey babası, büyük babası, büyük annesi, amcaları falan 5 yaşında ölüyor. Annesi 19 yaşındayken ölüyor. Diğer kardeşlerinden hiç haberimiz yok. Bir tanesi rahip oluyor. Daha sonra Caravaggio'yu buluyor. Saraya giriyor, diyor ki ben Caravaggio ile kardeşimle görüşmek istiyorum diyor.
Caravaggio gidiyor adamı dövmeye çalışmış. Benim kardeşim değil diye. Bir daha seni görmeyeyim burada demiş. Yani belki de kardeşiydi. Tamam. Caravaggio'ya baktığımızda ise aslında 5 yaşında ailesinin birçok ferdini kaybediyor. Ve öksüz olarak büyüyor. Sadece 19 yaşına kadar annesiyle. Aslında bir ailevi problemi var. Joker'le karşılaştırdığımızda aslında o da bir belki de kimlik arayışında. Hani ilk başta demiştim ya hani şiddete meyli nereden geliyor? Belki de bu kendini var etme olayı. Kendini şiddetle var etmeye çalışıyor. Belki de bu kadar yetenek doğuştan gelen bir şey değil. Yani ne kadar doğuştan gelen bir kısmı olsa da sizin devamlı pratik yapıp bunu geliştirmeniz lazım. Ve bu da bir motivasyonla olan bir şey. Hı hı. O zaman Caravaggio'yu motive eden bir şey. İşte o, belki de motive eden şey var olma ihtiyacıydı. Bence tam tersi biliyor musun? Dediğin şeyler çok güzel fikir vardı bana. Onu düşündüm. Joker ne kadar var olmaya çalışıyorsa Caravaggio o kadar yok olmaya çalışıyor. Benim düşüncem bu. Neden biliyor musun? Bak yine edebiyat yapmıyorum. Caravaggio toplum tarafından kabul edilmek isteniyor. Bak kardeşi onu arıyor buluyor. Ve kardeşini reddediyor. Arkadaşları arasında Mario'ya bir zaafı var. Belki bilmiyoruz. Çünkü Mario bir dönem sevgilisi de olmuş. Mario dışında hiçbir arkadaşının olmadığını ya da hiç kimseyle çok yakın bağ olmadığını biliyoruz. Hiçbir tarihçi yanına yaklaştırmamış. Ama bu Caravaggio'nun tercihi mi yoksa bu agresif tavrından dolayı insanlar mı ona yaklaşamıyor? Şimdi şöyle bir şey var. O zaman Caravaggio'nun tercihi olduğunu düşünme sebeplerimi biraz söyleyeyim. Evet. Kiliseye gidiyor. Del Monte üstüne titriyor. Diyor ki yani bu gördüğüm en büyük yeteneklerden biri. Sarayda onu insanlarla tanıştırmaya çalışıyor. Saray ona bütün imkanları seferber ediyor. Ama o sarayı terk edip sokaklara geri dönüyor. Sokaklara geri döndüğünde ne yapıyor? Oradakilerle tutup sarılıyor mu? Ben sizi çok mu özledim diyor. Hayır, onları da bıçaklıyor. Kimse beni sevmesin isteyen bir figür gibi aslında. Yani bir var olma, toplum tarafından kabul edilme değil. Toplumun ne düşündüğünü ben umursamayan aslında... Çok güzel bir noktaya gelmişiz biliyor musun? Bu Joker'e değil ama Heath Ledger'ın oynadığı Dark Knight'taki Joker'e daha çok benziyor bence Caravaggio. Hani şey gibi aklıma geliyor. Yani Michael Caine'in bir tane sözü vardı ya orada Alfred karakterinin. Bazı insanlar dünyayı sadece yanarken görmek ister. Bu sanki daha çok Caravaggio'luk bir şey. Yani bir amacı varmış gibi evet ama ya toplum tarafından kabul edilecekken bu arada sevilmek istese bütün dünya açardı kollarını. Çünkü bütün ressamlar hayran. Daha küçük o dönemin kadın ressamı, tek kadın ressam olan Artemisia deli gibi hayran Caravaggio'ya. Bütün insanların sevgisini bir şekilde resimleriyle kazanmış zaten. Ama hiçbir şekilde bu sevgi onu cezbetmiyor. Yani Joker'de bir sevgi arayışı vardı. İşte Thomas Wayne'e gidiyor. İşte Robert De Niro'nun oynadığı karakterin adını unuttum. Murray'e gidiyor. Bir sevgi arayışı içinde. Annesini arıyor. Ama Caravaggio'da pek bunu göremiyoruz. Hiçbir zaman göremiyoruz. Hiç kimseyi aramıyor Caravaggio. Ben de sana o zaman şöyle başka bir filmden örnek vererekten bir antitez sunmak istiyorum. 2017 yapımı sanırım. Andrei Zignacev. Soyadını yanlış telaffuz edebiliyorum. Lawless filmi var. Filmde temel şunu anlatıyor. Sen sevgi görmezsen, sevginin ne olduğunu bilmezsen, karşı tarafa da sevgiyi veremezsin. Belki de Caravaggio küçüklüğünden beri o sevgiyi görmediği için, belki de bir savunma mekanizması oluşturmak adına, hani diyorsun ya çıktıktan sonra kimse beni sevmesin, onu karşılamaya gelen insanları bıçaklıyor. Belki de sevmeyi bilmiyor. Olabilir. Bu daha evet, bu mantıklı ya. Bu güzel bir şey oldu. Ya mesela bir Caravaggio yazsak, yani bir karakterimiz olsa gerçekten böyle bir Caravaggio izlemek isterdim. Ama işte şey sıkıntımız var hala. Neye bu karakter neye ulaşmaya çalışıyor? Evet, sen aslında bir noktaya geldin. Bu filmin asıl kötü adamı yine Caravaggio. Bir nevi Caravaggio Caravaggio'ya karşı. Ve bunu David ve Goliath da veriyor aslında bize. Yani kendisi de böyle düşünüyor.
Süper. Bir masum Caravaggio'nun elinde kötü canavar bir Caravaggio'nun kafası var. Çok güzel bir metafor. Zaten o kendi hayatını belki de bu şekilde bize sunuyor. Özetliyor, görüyor. Ya belki de yani mücadelesi kendi içindedir. Kendini durdurmak adınadır. Çünkü Tapınak Şövalyesi olduğu zaman da durmaya çalışmış. Tapınak Şövalyesi'nin kuralları vardır. Küfür edemezsiniz. Erkeklerle kadınlarla yatıp kalkamazsınız. Ya küfür bile yasak. İçki içemezsiniz. En fazla bir buçuk ay falan dayanabilmiş bu tempoya. Daha sonra işte iki kişi ağır yaralayıp hapishaneye atılıyor. Ve hapishaneden kaçmayı da başarıyor. Yani zeki, hiçbir şey umurunda değil. Çok fazla korkusu yok. Saldırıya uğradığında çok umursamamış. Ha, sindirilemez bir karakter mi? Dark Knight Joker gibi. Hayır, sindirilebilir bir karakter. Napoli'ye gittiği zaman Napoli Roma'nın 3 katı büyüklüğünde ve yani ne kadar psikopat varsa, ne kadar kanun kaçağı varsa idam cezası da olmadığı için Napoli'deler. Ve orada da Roma'daki bir davranmaya çalıştığı zaman sen bir gel bakalım demişler. Caravaggio'yu bir almışlar şeye. Oradaki polisler de çok zalim çünkü. Sabaha kadar kırbaçlanmış. Bir bakıyorsun sonra Napoli'deki Caravaggio'ya, tablolarında böyle bir yumuşama, böyle bir sevgi. İşte böyle... dayağı ince akıllanmış. Tabii dayağı ince bir silmiş orada, anladın mı? Mesela Napoli'de fazla olayı yoktur. Roma'da istediği gibi at koşturuyordu. Ama Napoli'de silmiş bir kenara. Garip. Şimdi biz tabii ki bu podcast'te direkt bir senaryo yazamayacağız. Biz sadece tabii beyin fırtınası yapıyoruz. Ama çok güzel bir soru sordum başta. Hani bu kadar zengin bir karakter gerek Hollywood'da gerek Avrupa sinemasında neden iyi bir şekilde işlenmiyor? Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Peki bir şey soracağım sana yine. Aslında Caravaggio'yu kim oynardı sence? Hollywood aktörlerinden. Joaquin Phoenix. Gülüyormuş falan arada. Merdivenlerden iniyormuş Roma'da. Böyle peleriniyle falan dans ederek. Benim aklımda bir isim var. Çok tipini yakıştırdığım bir isim. Oyunculuk olarak nasıl durur hiç bilmiyorum. Ama altından kalkacak da bir oyuncu. Kim? Robert Downey Jr. Çünkü yani cast olarak çok benziyor. Ama çok yaşlı. Evet. Yani yaşlı biraz. Biraz 30'larında birisini düşünmek gerekiyor. Yani en kötü 40'larında birine düşünmek gerekiyor. Evet. Belki hani biraz makyajla falan gençleştirerekten. Ben şey hatırla... Ha. Aa, işte o, bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle sen buna itiraz edeceksin. Söyle. Orlando Bloom aslında biraz benziyor. Abi hayır ya. Hani o saç, kıvırcık saçlı falan. Hani şu an şeyi aslında aklıma getirdim. David ve Goliath tablosunu aklıma getirdim. Sanki hafiften biraz Orlando Bloom'a benziyor. Tabii ki Orlando Bloom biraz daha baby face. Baby face. Yani sen David ve Goliath'taki Goliath'ın yüzüne baksana abi. Yani ben burada Ankara'da Ulus'ta dolmuş şoförleri görüyorum öyle ya. Yani çok psikopat bir tipi var aslında. Yani bu gençliğinde kendini mesela bu yaşlı hasta bakışa baksana. Çok bazı resimlerinde çok rahatsız edici resmediyor kendisini. Hiç yakışıklı olarak değil. Mesela bu da ilginç. O dönemin ressamları kendilerini yırtarlar idealize gözükmek için. Kendimi asil yakışıklı resmedeyim diye. Bunun hiç öyle bir kaygısı yok. Kendini böyle hastalıklı, böyle manyak bakan ya da kafası kopmuş şekilde resmeden bir ressam. Bir de şey oynayabilirdi. Gençliğinde tabii şu an imkansız. Daniel Pacino. Yok, Daniel Day-Lewis. Al Pacino mu? Al Pacino o boyuyla biraz zor. Niye? Caravaggio'nun boyu hakkında bilgimiz yok ki. Tamam da yani. Ama Daniel Day-Lewis'i ben yakıştırırdım. Senimi verdi. Hep öyle bir... Pardon, bir daha şey, hem sesin gitti hem üst üste bir... Caravaggio bana her zaman kısa boylu bir adam izlenimi veriyor nedense. Bilmiyorum. Yani böyle Al Pacino, Robert Downey Jr. falan. Hep o tip, ne bileyim, hani şeye geldi. Uzun bir adam izlenimi, böyle iri yarı yapılı bir adam izlenimi çok vermiyor bana. Benim de kafamda orta boylu birisi diye canlanıyor ama tabii ki. İşte tarihi film yapmanın güzel yanlarından bir tanesi. Çok fazla somut belge olmayınca, hatta somut belge olsa bile bu çok göz önünde olmadığı sürece istediğiniz gibi karakterleri şey yapabiliyorsunuz. Ekrana yansıtabiliyorsunuz. Bunu kim çekerdi peki? Hadi yönetmen bulalım. Benim aklımda var. Kesin yani. Tık diye. Sen söyle o zaman. Benim biraz düşünmem. O sese.
Geçen haftadan sonra şey oldu ama çeker. Yani o bak o bunu çeker yani. Hem İtalyanlık var hem ya İtalyanlık demişken o kültüre hakim. Hem de biyografi filmi. Benim hep en sevdiğim suç biyografi filmlerini Scorsese çekti. Ama bunu psikolojik açıdan nasıl ele alır? Çünkü bu daha önemli bence. Bu konuda biraz endişem olursa olur. Ama biz bir de uzun bir film izlemeliyiz ya. Ya mesela Alexander'ın sorunu oydu ya. Büyük İskender'in hayatını 3 saatte anlatmaya çalıştı. Hani orada bir bittiler ya onlar. İşte buradaki sıkıntı da olacak ve hani Caravaggio'da şey malzemesi var. Bu adam şimdi işte bir borsacının hayat hikayesini bana 3 saat 15 dakika izlettiyse Caravaggio gibi hayatı çok dolu ve aksiyonlu bir karakterin hayatını 3 saat 15 dakikada daha ritimli, daha tempolu anlatabileceğini düşünüyorum mesela. Ben de çok emin olmamakla birlikte Lanthimos'u çekmesini... Abi çok deneysel şeyler olur. Kostümler, mostümler, çıldırır böyle, o adam. Böyle diyorsun ama hani böyle bir sanatçıya yine biraz deneysel yaklaşacak bir yönetmeni tercih edebilirim. Evet, şeye katılıyorum. Geleneksel ana akım bir sinema yapılacaksa Scorsese çok güzel bir seçenek. Ama özellikle The Favourite filminle birlikte Lanthimos'u da bu filmi çekerken izlemek isteyebilirdim. Abi o zaman Gaspar Noé çeksin, tamam mı? Ama şimdi yani... Gaspar Noé ile şeyi karşılaştı mı Lanthimos'u? Gaspar karşılaştı mı? Söylemiyorum. Sadece hani Caravaggio'nun psikopatlığını yansıtabilecek, anladın mı? Böyle hani Roma'da bir climax tadında böyle Caravaggio'nun hayatını tersten falan böyle artık o Roma'nın genel evlerini falan çeker. Mum ışıkları bilmem ne. Düşünsene be. Velhasıl ne zaman çekiyoruz filmi Cerir? Yaklaşık bir 50 milyon dolarcık falan olsa... Az kaldı. 49 milyon var. Oo, 1 milyon var yani. Ya 1 milyon çıkmadı be abi. Sende varsa diyecektim. Şey aslında şey olabilir... Dizisi olabilir ama bu tarz yapımların, dizilerin şeyini sevmiyorum. Çok fazla özel efekt ve ucuz özel efekt kullanmak zorunda kalıyorlar. Evet. O dönemi yansıtabilmek için. Her ne kadar Caravaggio ismi popüler olsa da o kadar da değil. Evet. Caravaggio'yu bilmeyen bir sürü insan var. Veya ismini duyup aslında... Yani bir Leonardo da Vinci gibi değil mesela. Tabii değil. Fango gibi, Da Vinci gibi, Michelangelo gibi değil. O yüzden de biraz ucuz bir prodüksiyon kullanılırmış gibi geliyor dizi yapılsa. O evet. Yüzden film olmasını ben tercih ederim. Filmde de işte dediğim gibi hayatının spesifik bir kesitini almak veya ilk belki yarım saat, bir saatte geçmişte karakterini işlemek Joker filmindeki gibi. O hı-hı. Karakterini işleyip o bizim bahsettiğimiz iç dünyasını yansıtacak şeyleri vurgulamak. Daha sonrasında da ana hikayeye girmek. Dediğim gibi bu film böyle bir 2,5 saatten aşağıda kurtarmaz. Belki 2 film olurdu abi. Yani bir yerde mesela Napoli'de ilk cinayetini işledi, kaçtı. 1. film orada bitsin. 2. film Napoli. O zaman ikinci Caravaggio... 50 milyon dolara ihtiyacımız oldu. Ama. 1. filmden kazanacağız onu. Ama şöyle bir ufak bir şey vereyim, dipnot. Genelde böyle filmler, 2 film çekilecekse aynı anda çekilmeye çalışılır. Çünkü ortak giderler olacağı için. O yüzden de atıyorum ben 50 milyon dolar bunu çektim. Tutarsa bir daha çekerim dersen biraz daha maliyetli olur o. Normal olacağı. Uyarayım yani. Riske değer. Caravaggio'ya olan saygımızdan dolayı riske değer. Caravaggio olsa böyle yapardı deyip bu işe girmek lazım. O zaman sen Scorsese yönetmenliğinde başrolde Orlando Bloom mu dedik en son? Hayır ya. Başrolde Orlando Bloom değil kesinlikle ya. Ama Robert Downey gerçekten yaşlı. Hiçbir şekilde onu... Yaşlı. Ama bilmiyorum. Gerard Butler olur mu? Gerard Butler mı? Evet. Yaşlı değil mi o da? O da yaşlı da şeye göre daha genç duruyor Robert Downey. Robert Downey bence daha genç duruyor abi. Biraz da makyaj onu hallederiz. Yani. Yok ben zaten Gerard Butler'ı da çok sevmem bu arada. Tipi benziyor gibi ama onda da böyle hafif kıvırcıklık falan var. Saç. Evet
Benzetilebilir. Türk düşünsene be. Ben çok hakim değilim ya. Bazen ünlü insanlarla, ünlü dizi oyuncularıyla gerçek hayatta karşılaşıyoruz. Muhabbet etme fırsatı elde ediyoruz. Karşımdakini tanımıyorum ve çok ayıp oluyor. Hani böyle aslında cehaletimden dolayı o şekilde konuşuyorum ama insanlar hani böyle bir kibirli davrandığımı falan düşünüyorlar. En ufak bir fikrim bile yok. Yani 90'ların oyuncuları hakkında konuşacaksak belki veya 2000'lerin birkaç örnek verebilirim ama. Ya mesela o durum bana da oluyor. Şey gibi oluyorsun ya böyle. Yani ben Türk dizisi izlemiyorum falan. Hani böyle bir tavrın yok aslında. İzlemiyorum abi. Yani hani zorlama ve tanımıyorum. Ya mesela bir arkadaşımla konuşuyorum. Şunu nasıl tanımazsın falan. Hani tanımıyorum diyorum. Ya sen de işte sanat sepet. Abicim diyorum, sanat sepetle ya da işte yabancı şeyleri izlemekle arasında uçurum var. Ben bunu izlemiyorum. Ya mesela şimdi Kore oyuncularını tanımıyorum diye, Kore filmleri izlemiyorum diye nasıl eleştirilmiyorsam bunun için de eleştirilmemem lazım yani. Peki senin var mı aklında birisi? Yok. Ben hemen arkadaşım var öyle, onu oynatırım. Hiç acımam. Direkt kıyak geçerim yani. Niye biliyor musun? Arkadaşıma istediğimi yaptırırım çünkü. Ama arkadaşınızı da bir noktada çekilmiyor ya. Yani. Onlar böyle daha havalı olabiliyorlar. O açıdan dikkatli ol. Daha önce çalıştınız mı birlikte? Yok, çalışmadık tabii de ama bir şekilde hallederim. İkna ederim yani. Tutarsa bak ikincisini çekeceğiz. Şey hazır. Platform hazır, Netflix. Tam böyle Netflix'in isteyeceği tarzda bir hikaye. Tabii tabii. Sürekli de duyurur dururlar artık. Ama işte HBO yani. Gönül ister ki HBO'dan çıksın. Kalitenin ama merkezi. HBO olursa dizi olmak zorunda. Netflix filmlere de katkı veriyor, destek veriyor. Bak mesela HBO'nun atıyorum Westworld gibi falan. Yani böyle, mesela düşünsene böyle sağlam bir sermaye olduğunu düşün. Öyle bir dizisi olsa çok daha iyi olurdu. Yani böyle ucuz ucuz çekilmese de şeyler falan öyleydi. Mesela ben onları o yüzden çok izleyemiyorum. Medici'ler falan öyleydi. Yani o dünya içine girmemi engelliyor benim. Yapılan işte o görsel efektten tut da kasta kadar her şey beni etkiliyor. O yüzden çok ya bir de o dönemle çok işli dışlı olduğum için herkes bana soruyor. Da Vinci Demons'ı izlediniz mi? Ya da işte Medici'leri izlediniz mi? Orada böyle bir sahne vardı. İşte Lorenzo Medici şeye gidiyor. Roma'ya gidiyor da orada Donatello ile ayaküstü karşılaşıyor falan. O onu atölyesine götürüyor. Yani bana böyle çok yaşanmış şeyler gibi değil. Konuşmalarına, repliklerine bile takılıyorum onların. Çok çok günümüze yakışan tarzda yapmaya çalışıyorlar. Ben çok kafaya giremiyorum. Yani Rönesans dönemi değil sadece mesela. Van Gogh filmleri de izlemem ben. Ya da modern sanat filmleri, yani modern sanatçıların filmlerini, hayat hikayelerini de çok izlemem. Peki hiç yok mu favori? Mesela Frida filmini beğenmiş miydin? Frida güzeldi. Frida fena değildi. Modigliani iyiydi. O da güzeldi. Onun dışında düşünüyorum yani Ludwig Vincent'ın yani bu hani ressamların hazırladığı filmini düşünüyorum. Yani çok öyle hani verilen emekten dolayı 7 puan veririm. Bu arada sanırım sen izlemedin ama tavsiye ederim. Akira Kurosawa'nın 1990 yapımı Dreams diye, Hayaller diye bir filmi var. Tamam, izlemedim, izleyeyim. Hem sana hem de izleyicilere önereyim. Özellikle Van Gogh hayranı bir ressam hakkında. Akira Kurosawa da bu arada ressam orijinli bir yönetmen. Hı hı. Filmlerinde de o yüzden o kompozisyon ve özellikle renkli filmlerinde de o renk kullanımını çok başarılı bir şekilde yapıyor. Hı hı. Resim sanatından aldığı derslerle birlikte. Hı hı. Yani bir Caravaggio filmi az kaldı. Bir 20 yıla çekeceğiz. İnşallah. 20 yıl iyi, bayağı iyimser. İyimser mi? Ben evet. Aslında 10 yıl geçiyor da içimden. Dinleyiciler oha falan demesin diye 20 yıl diyorum. Geçen şeyi paylaşmışım. The Favourite filminin senaryosu, Sarayın Gözdesi, Lanthimos'un filmi. 98 yılında yazılıyor. Kadın tabii o dönemde hem 3 başrol oyuncusunun olması hem de eşcinsel bir ilişkiyi anlatıyor olması, işte o döneminde muhafazakar yapısına uymadığından bir türlü satamıyorlar senaryoyu. 10 sene rafta kalıyor. Sonra Lanthimos geliyor, bunu satın alıyor.
Bir yaklaşık 8 senede o başka bir senariste veriyor bunu. Daha geliştirmek için. Yani toplamda 20 senaryo yazdıktan 20 sene sonra kadın filmini vizyonda görmüş oluyor. Bu arada o senaryoyla da Oscar adayı oluyor. Ve hayatında yazdığı tek senaryo. Vay be. Bir tane yazayım ama. O yüzden 20 yıl öyle çok şey değil. Kötümser bir zaman değil yani. Sermayem olsun, seneye çıkar film. Manyak gibi dururum başında. Ya şey var bir de. Geçen ne okudum? Lucy filmi, Lucy. Lucy'nin senaryosu kaç yıllıkmış biliyor musun? Kaç yıllık? 20 yıllıkmış abi. Vay 20 be. Yıl yazmış. Lucy ya, Lucy. Finalde USB oldu kadın. Yani 20 yıl nasıl yazdın? Güzel. İlk başları çok hoşuma gitmişti falan ama sonrası hayal kırıklığıydı ya o filmin. Neyse çok şey yapmayalım. Senaryo yazamayan insanlara çok yüklenmeyelim. Yarın öbür gün çekeriz falan bir film. Sonra... Bu muydu derler? Ha, bu muydu derler? Lucy'ye laf ediyordun. Ne oldu? Tutuyordunuz. Ya, genel olarak Caravaggio'nun bir filmi olsa gerçekten bunun iyi bir film olacağını, izleneceğini, hem de o dönemi çok iyi yansıtacağını. Çünkü eğer böyle bir film çekilirse Caravaggio'nun hayatından ziyade böyle o dönem ne oldu, o dönemin Roma'sı, barok sanat nedir, hem öğretici olması açısından da çok iyi olacaktır. Çünkü Caravaggio'nun hayatı zaten çok öğretici olduğu için, yani o kiliseye karşı koyması aslında barok sanatı doğurdu. Ya da kutsal kişileri gerçeğe indirgemesinin. Bu dönemde de Caravaggio giderek popüler oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor. İlk verdiğim seminerde Caravaggio hayatı ve eserleri. Hala talep var. Yani 2 yıldır hala talep var. Şu anda mesela sadece benim sayfam değil, başka sayfalara baktığım zaman sinema sayfaları bile aslında paylaşıyorlar Caravaggio'nun gölgesini, ışığını. Bayağı popüler oluyor artık. Mesela Türk sinemasında da yani Nuri Bilge Ceylan'ın şeye dikkatimi çekmişti. Bir zaman Anadolu'da da köy sahnelerinde bayağı böyle bir barok ışık tarzı bir hani kızın bir işte fener, kandil bir şey yaktığı bir sahne vardı. Oralarda mesela o gölge ışık bayağı boşuma gitmişti ve barok sanatı anımsatmıştı. Var mı böyle bir şey mesela? Çok bazen bombayı elime bırakıyorsun. Ben bu arada bir şey söyleyeyim. De şu var. Senin çıkarsaman doğru olabilir. Hı hı. Ama onlar hiçbir şekilde referans almadan da yapmış olabilirler tabii. Şuna dönüyor olay bir süre sonra. Mesela diyelim ki X yönetmen 70'lerde alıyor bunu. Sonra 80'ler Caravaggio'dan almıyor. 70'lerdeki yönetmenden alıyor. Sonra 90'larda çıkan yönetmen 80'dekini alıyor. Ve sonrasında bir bakıyoruz günümüze geldiğinde bambaşka bir noktaya gelmiş. Veya o ışıklandırma metodunu kullanan yönetmen Caravaggio'dan aldığını farkında değil. Ona evrilebiliyor. O yüzden şey bilemem. Yani Nuri Bilge Ceylan o filmde evet Caravaggio'dan da etkilenmiş olabilir. Dediğin gibi çok eşleşiyordur ama hiç Caravaggio'nun herhangi bir tablosunu bile bilmiyor olabilir. Veya bu gözle bakmamış olabilir. Açıkçası o anlamda bir yorum yapamam. Ama yani şeyi çok güzel yapıyorsun. Neyi? Bombayı böyle bırakmayı çok seviyorsun. Severim. Ya ben hiç şey yapmıyorum. Yani direkt aklıma bir soru gelince direkt sorasım geliyor hemen. Bir de pis soru sorarım yani. Sahne bile tam net kafamda canlanmadı yani. Ya ben bir zamanlar Anadolu'yu çok seviyorum. Herhalde en sevdiğim film o. Diğer filmlerini o kadar hani yani beğendiğim oldu ama hani o kadar beğendiğim olmadı hiç. Biraz da İç Anadolu'da hep yaşayıp büyüdüğüm için bir Ankara olarak. Ya, o yüzden herhalde çok yabancı gelmedi bana. Ondan sevmiştim yani. Evet, o zaman bu programı da sonlandırıyoruz. Sizin için çok teşekkür ederiz. Haftaya bakalım hangi konu olacak. Onu da konuşmamız lazım. Evet, haftaya da bakalım. Kısmet. Kısmet. O zaman haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.